Antalya'da yağış, fırtına hala sürüyor mu? Denizin dibindeki kumların kalktığını biliyoruz. Alparslan, nedir yaşananlar? Evet Sultan Arınır, belirtmiş olduğun gibi 2 gündür tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da yağmur, yağış, fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Serik ilçesinde metrekareye 150 kilogramlık yağış düşmüştü ve hayatı gerçekten olumsuz etkilemişti. Bazı seralarda, tarlalarda sular altında kalan ürünler, sebzeler olduğunu söyleyelim. 2 gündür takip ediyoruz. İlçede en çok yağmurdan, yağıştan en çok etkilenen ilçe Serik ilçesiydi. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki. Öyle ki bazı mahallelerine kapanan yollar nedeniyle, sel sularından kapanan yollar nedeniyle bazı mahallelere ulaşılamadığını söyleyelim. Bugün de takip ettik gelişmeleri. Serik ilçesinde durum sakindi. Sular çekilmişti. Şu anda hava yağmurlu. Bulutlar yükseldi ama fırtına kesildi. Onu söyleyelim. Yağmur da hafif şiddette seyrediyor. Biz şu anda neredeyiz? Biz Antalya'nın başka bir ilçesi, Aksu ilçesine bağlı bir sahildeyiz. Burası Kundu Turizm Bölgesi'nin bulunmuş olduğu bir sahil. Bulunduğumuz yerdeki şu hemen arkamda görünen barakalarda oba deniyor. Buralar yazın çok renkli görüntülere sahne oluyor. Vatandaşlar burada yaz tatillerini burada geçiriyorlar. Burada kendi imkanlarıyla oluşturdukları bu tahta baraka evlerde tüm yazı burada serin bir şekilde geçiriyorlar. Ancak fırtınadan dolayı 2 gündür etkisi altına aldığı fırtınadan dolayı görüyorsunuz sadece demir platformu kalan bu baraka fırtınanın etkisiyle oldukça denize yaklaşmış durumda. Dev dalgaların oluştuğunu söyleyebiliriz. Deniz adeta çamur. Hemen kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarslan da göstersin. Görüyorsunuz bitkiler, yosunlar ve plastik atıklar var. Fırtına nedeniyle gelen yine barakaları gösterebiliriz. Ciddi şekilde fırtınadan zarar gördüklerini söyleyebiliriz. Aslında dış taraflarındaki bu ahşap kısım normalde sökülmüyor. Her kış bırakılıyor ama onlar da fırtına nedeniyle söküldü diyebiliriz. Antalya'da şu anda hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece. Rüzgar dindi. Ancak yağmur hala devam ediyor. Gece saatlerine kadar da devam edeceğini söyleyelim. Buradan da bir uyarıda bulunalım. Denizde oluşan dev dalgalar nedeniyle vatandaşlarımız lütfen denizi seyretmek için dahi olsa sahile ve faleze yaklaşmasınlar. Falez bandına yaklaşmasınlar. Çünkü gerçekten büyük boyutta dalgalar, 2 metreyi aşkın boyutta olduğunu söyleyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım Sultan Arınır. Evet, Antalya'da da son durum böyle. Şimdi beyaz örtüyle kaplanan 40